Hocam Diyarbakır'a hoş geldiniz. Hoş bulduk. Söylediklerini anlamadım ama işte. Şöyle Çalıştay'la ilgili bilgi verdim. Evet. Çalıştay'ın evet. Konuklarından biri de Naci hocamız dedim. Hoş geldiniz. Hocam biraz amatör bir merakla ben size sormak istiyorum. Deprem bölgesinde yaşayan, korkan, endişeli olan, deprem riski olan şehirlerde sevdikleri olan ve size kulak veren, depremden önce de öyleydiniz ama 6 Şubat depremlerinden sonra sürekli böyle serzeniş dolu bir çağrınız var. Deprem dirençli kentler yaratın. Yöneticilere, vatandaşa, yerel yöneticilere çağrınız. Karşılık buluyor mu? Mesela en yüksek seviyede Sayın Cumhurbaşkanı ile bir iletişimimiz. Bu zamanlarda yani 6 Şubat depremlerinden sonra siyasilerimiz, yerel yöneticilerimiz daha duyarlı, daha dikkatli diyelim. Yani benimle zaman zaman evet temasa da geçiyorlar, konuşuyorlar, bilgi alıyorlar. Yani bir şey görüyorum yani. Çaba görüyorum. Değişiklik görüyorum evet. Şunu söyleyeceğim, bir deprem bakanlığı, AFAD var işte, AFET başkanlığı ama bir deprem bakanlığı kurulması, buna ayrı özel bir fon ayrılması gerektiği tartışıldı, konuşuldu. Aynı fikirde misiniz? Neler yapıldı? Tartışıldı, konuşuldu değil. Onu ilk kez ben ortaya attım, ben söyledim ve aynı fikirdeyim. Bu ülkede muhakkak bir AFET bakanlığı olmalı. Deprem en önemli konusu olmalı. Deprem kuşaklarını deprem dirençli hale getirecek çalışmaları yapmalı. Bunu yapabiliriz, başarabiliriz. Bilgimiz var, becerimiz var. Yalnız bu siyaset üstü bir bakanlık olacak. Ciddi bir bütçe verecek. Liyakata dayalı bir yapılanma olacak. Ve bu bakanlık yarın işe başlasa 10-15 sene içerisinde bütün Türkiye'yi depreme hazırlamak mümkün. Bunun dışında da bir yolumuz yok. Çünkü bu depremler milyonlarca senedir ola gelmekte. 13 milyon seneden beri. Daha da milyonlarca sene devam edecek. Biz millet olarak, Türk milleti olarak bu topraklarda yaşayacaksak, varlığımızı idame ettireceksek, gerçek beka sorunu budur. Muhakkak bu işi başarmalıyız. Yerleşim alanlarımızı deprem dirençli yapmalıyız. 11 ili etkileyen 6 Şubat depremlerinden sonra 11 il için hali hazırda bir risk var mı hocam? Yani büyük ölçüde tabii bu deprem olan yerlerde bak büyük ölçüde risk azalır. Çünkü enerji boşalır. Ancak bu kırılan fayların yanında zaman zaman görece olarak çoğunlukla daha küçük bazı kırılmamış parçalar kalır. Onlar deprem üretebilir, onlar da büyük afetler yaratmazlar. Yani bu illerde çok büyük ölçüde tehlike ortadan kalkmıştır. Diyarbakır 2 milyonluk bir kent, diğer şehirlerimizdeki çarpık yapılaşma, sağlam olmayan yapılaşmalar söz konusu. Diyarbakır özelinde, Diyarbakır insanına neler söylersiniz? Korkmalılar mı, bir risk var mı yakın zamanda ya da uzun vadede? Şimdi Diyarbakır deprem açısından, yani kendisi özel bölge olarak çok önemli sorunla karşı karşıya değil. Yani Diyarbakır'ı tehdit eden iki fay zonu var. Bunlardan biri nispeten Diyarbakır'a daha yakın ama Diyarbakır'dan uzak kuzeyde. Bu bizim Bitlis-Zagros dağ kuşağı dediğimiz bindirme zonu veya sütür zonu dediğimiz bir sütür zonu. Burası deprem üretebilir. Özellikle sıkışmaya bağlı olarak. İkincisi ise Kuzey Anadolu fayı. Şimdi Kuzey Anadolu fayında olan her deprem Diyarbakır'ı öyle veya böyle etkiler. Bu Doğu Anadolu fayı. Bu Doğu Anadolu fayı büyük ölçüde depremleri oluşturduğuna göre oradan Diyarbakır'a çok daha az bir etki gelecektir. Muhtemel etki işte Adıyaman'dan Hakkari'ye kadar devam eden o bindirme kuşağında olacaktır. O da nispeten Diyarbakır'dan uzaktır. Ve Diyarbakır'ın içinden, yanından, çok yakından geçen faylar da yoktur. Bir Karacadağ'da volkana neden olan kuzey-güney yönlü bir kırık vardır. Yani öyle çok fazla aktif fay yok. Dolayısıyla emniyetlidir yani görece olarak. Diyarbakır
fazla riskli değildir. Ama yine de 6 Şubat Maraş depremlerinden sonra yeni fay hatlarının oluştuğu buralara yakın ya da diğer öyle bir şey yok. Yok, öyle bir şey yok. O Maraş'ta yani META'nın haritasına geçirilmemiş bir fay vardı. O da önemli değil. O her zaman olur. Diyarbakır'ın tek dikkat edeceği şey bu fay zonlarına, kuzeydeki o kendi tehdit alanıdır. Onu iyi şekilde inceleyecek. Ondan sonra yapısına, binasına dikkat edecek. Zemin etütlerine dikkat edecek. Vadinin içinde olmayacak. Lice'nin içerisinde, vadi içerisinden uzak duracak. Özellikle alüvyal alanlardan uzak duracak. Zemini de sağlam. Ama bazı yerlerde sorun yani zeminde olur. Oraları dikkatli halletmesi şartıyla bir sorun olmayacak. Son olarak hocam, hep merak ederiz. Jeologlar bizi uyarıyorlar. Sağlam evlerde oturun. Siz nasıl bir evde oturuyorsunuz? Kendiniz korkuyor musunuz? Bugün Diyarbakır'dasınız. Deprem şehirlerini geziyorsunuz. Endişeniz var mı kendiniz için yani, ya da sevdikleriniz için? Yani benim endişem var. Ben kendi insanlarıma bunu anlatmak istiyorum. Ben hayatımı buna adadım. Kendi evime gelince bahçeli iki katlı bir evde oturuyorum. Bir ev hafif olursa, anormal derecede yüksek, gereksiz ağırlık olmazsa, usulüne göre de bina yapılmışsa, yani bir takım ondan bundan tasarruf etmeden mühendislik hizmeti almışsa hiçbir şey olmaz. Yatay mimari mesajını çıkar. Yani düşey de olsa kaidesine göre, o zamanki yönetmeliğine göre iyi malzeme, iyi mühendislik hizmetiyle belli ölçüde yapılabilir yani. Son olarak çok kısa, kızgın mısınız hem yöneticilere? Çünkü çok acı deprem tecrübeleri olmasına rağmen hala insanlar ölebiliyor. Kızgın mısınız, yani, kırgın mısınız, sitemli misiniz? Ben sadece halkıma karşı sitem ediyorum. Yani, halkın ne suçu var hocam? Yok, halkın suçu demeyelim de halkın çok büyük gücü var. Bütün bak hükümetleri hükümet yapan, cumhurbaşkanını cumhurbaşkanı, bakanı bakan yapan en sağlam güç halktır. O olmasa bunlar olmaz yani. Yerel yönetimi de yerel yönetime getirip başkan yapan halk. Sizin oylarınız. Halk istesin, talep etsin. Neyi istesin? Hangi partiyi isterse ona oy versin ama o partiye desin ki bizim yerleşim alanımızı deprem dirençli yapabilecek plan programla bana gel. Eğer gelmezsen benden oy alamazsın. Bunu demesi zor mu? 100 yıldır bu böyle gitti hocam. Ya, anladın mı? Zor mu bunu? Ya, bunu demesi zor mu ya? Değil hocam. Ya bak EYT'liler duyurdular kendilerine. Bak EYT'liler emekli oldular. Yani pazardaki limonun fiyatını söylediğimiz kadar can güvenliğimizi söylemiyoruz ya. Böyle bir mantık olur mu? Yani halk bir şey yapsın istemiyoruz. Halk istediği her partiye kime istiyorsa da oy versin. Deprem partiler üstü bir konudur. Yalnız kime oy verirse versin, kime yanaşırsa yanaşsın veya kendini hangi siyaset yanaşırsa yanaşsın ondan oturduğumuz yerleri, oturduğumuz şehirleri deprem dirençli yapmanızı istiyoruz. O koşulla size oy veririz desin. Çok çok teşekkür ederim hocam.